Bazı hedeflere sınır koymamak gerektiğini gün geçtikçe ve yaşadıkça biraz daha öğreniyorum. Bunu bugün sizde görün istiyorum. Yakın zamanda bir Avrupa turu yaptık. Yola çıkarken gerçekten çok güzel geçmesini istiyordum. Hatta o kadar güzel ve problemsiz geçmesini istiyordum ki bu bir insandan istenecek bir şey olsaydı gerçekten gider isterdim. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey hiç basit bir şey değildi. İslam'ın hatırlanmadığı, bilinmediği, hatta nefretle bakıldığı toprakları İslam'a anlatmaya gidiyorduk. Ama Allah'a konuşmanın verdiği o cesaretle korkularımız biraz azaldı. Uçakta şu duayı yaptığımı hatırlıyorum. Allah'ım nerede ihtiyaç varsa bizi orada kullan. Yani yola çıkılan niyet tam olarak buydu diyebilirim. Stresliydik tabii ki ama bence bu stres ve heyecan bizi ayakta tuttu. Onun sayesinde biz hiç göz kırpmadan günlerce şehir şehir gezdik, bir şeyler yapmaya çalıştık. Yolculuk işin tabii sadece ufacık bir kısmıydı. Fiziksel yorgunluk falan hiçbir şey değildi. Bu 20 gün bunların hepsine değecek kadar güzel geçti. Nasıl geçiyor seminer? Çok güzel geçiyor, çok bereketli, çok samimi, elhamdülillah. Daha kaç günümüz var? Yaklaşık bir... 16. Evet, 16 gün var. Hepsini değerlendireceğiz. Bu bir sınırları aşma deneyimiydi ve o kadar iyiydi ki. Bir kere en başta ben oradayken Huzme'yi dışarıdan gözlemleme fırsatı buldum ve bir şeylerin değerinin bilincine vardım. Yapılan işin önemini kavradım aslında. Yaptığımız projelerin tek bir postun, videonun hayatları nasıl değiştirdiğine şahit oldum. Bu dava hizmetinin büyüklüğünü kavradım ben orada. Nasıl geçiyor seminerler? Muazzam. Yani böyle buluşmalarda duyuyorsun, Risale-i Nur'lara başlayanlar, namaza başlama kararı alanlar, tesettüre girme kararı alanlar... Elhamdülillah Rabbim Avrupa'da hizmet ettiriyor, koşturuyor yani. Bundan daha güzel bir şey var mı? Sili bir sili yapıyor. Binlerce insanla görüştük. 4 ülkede 20'den fazla seminer yaptık ve hepsi de gerçekten tıklım tıklımdı. Pandemiye rağmen. Allah'ı tanımak için dikkat kesilmiş binlerce genç zihin vardı. Sanki hepsi gözümün içine bakarak bana sakın ümidini kaybetme diyorlardı. Bizden kilometrelerce uzakta, Müslüman olmayan ülkelerde yaşıyorlar ve aynı sistemlerle İslam davasını yürütmeye çalışıyorlar. Buldukları herhangi bir camide bu hizmeti tek gaye edinip devam ettirmek için hayatlarını feda ediyor bu insanlar. Seminerlerde onlar neye odaklandı bilmiyorum ama ben gerçekten insanların kendilerine odaklandım. Hepsi gerçekten heyecanlandı, mutlu oldu, yalnız olmadıklarını ve kavuştuklarını hissettiler. İnanılmaz bir enerji vardı ya. Tarif edemeyeceğim kadar şevkli ve dinamiklerdi. Güzel, yorucu ama kalbimiz tatmin. Çünkü o uzun yolculuklardan sonra gençlerle buluştuğumuz zaman, dostlarla buluştuğumuz zaman o tüm yorgunluğu gidiyor. Yani farklı yerlerden tek bir amaç için buluşuyorsun ve sanki böyle hani ne bileyim böyle bir hasret gidermek için planlar yaparsın, günlerce hayal kurarsın, sonra yorulursun, çileler çekersin ama o istediğin şeye kavuştuğun anda bütün o yorgunluklar lezzete dönüşür ya. Onu çok kez yaşıyoruz burada. Yani o kadar böyle samimi insanlar, böyle samimi gençlere karşılaşıyorsun ki kendini sorguluyorsun ya. Diyorsun ki bunları, bu dersleri biz mi yaptık, biz mi anlattık? Çünkü hayatları tamamen 180 derece değişen insanlarla tanışıyoruz. Ve bilmiyorsun yani sen böyle YouTube'da videolar yapıyorsun. Hakikatleri konuşuyorsun. Ama 10 metrekarelik odaya girmişsin. Hatta yani şöyle küçük bir alana girmişsin. Oradan hayatlar değişmiş. Elhamdülillah yani Cenab-ı Hakk'ın seni vesile ettiğini o kadar güzel görüyorsun ki ve Allah'ın rahmetini müşahede ediyorsun Bükre. Diyorsun ki elhamdülillah ya Cenab-ı Hak hizmetinde koşturuyor bizi. Çok garip değil mi? Yani hayatının değişmesiyle içindeki o alev başkalarına da değsin istiyor. Bu mücadele içinde olan çok insanlar var. Mesela senin karşılaştığın. O yüzden
böyle imkansızlıklar içindeki fedakarlıkları da görüyorsun burada. Hani bize ülfet olmuş. Her zaman her şeye ulaşabiliyoruz Türkiye'de ama burada bu zorluk içinde yapılan fedakarlıklar bambaşka. Biz onları dinlemeye gelmişiz. Çünkü öyle şeyler anlatıyorlar ki burada olsak o fedakarlığı yapabilir miyiz? Vallahi kendime soruyorum. Türkiye'de yapmak kolay. Yani burada yapmak gerçekten çok zor. Bu noktada ben iki farklı kitleye de bir şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak artık elimizdeki hazineyi keşfetmemiz gerekiyor. Kur'an'ın sunduğu o yaşayışı benimsemeliyiz ve bu hakikatleri en uzak noktalara kadar ulaştırmaya çalışmalıyız. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı çünkü bu bizim üstümüze vazife. Avrupa'da yaşayan ve bu dava için çabalayanlara ise bizim desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Zaten oradaki kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyorlar. Siz orada hakikatler uğruna yaşadıkça huzme sizinle olacak inşallah. Bu konuda sakın ümitsizliğe kapılmayın. Evinde tek başına otururken de, bir grupla toplanıp ders yaparken de sakın kendinizi yalnız hissetmeyin. Şartlar ne kadar zor olursa olsun gözlerinizde gördüğüm o ışık inşallah hiç sönmesin. Avrupa'da en çok şunu hissettim. Dedim ki biz galiba doğru yoldayız ya. Ya faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar çabamızı görüyor ve aynı çabayla harekete geçiyor. Uzakta olmamıza rağmen gitgide kenetleniyoruz. Bunları gördükçe insan birdenbire ümitleniyor. İslam'ın geleceği daha güzel. Tamam ya diyorum, bizim önümüz açık. Buradan yürüyelim. Biz burada huzma adı altında siz başka kalıplarla, başka isimlerle hep beraber bir şeyler yapacağız ve bu çarkı döndürmeye hep beraber devam edeceğiz. Ben buna inanıyorum. Şimdi yuvamıza döndük. Buradayız. Sınır tanımayan hedeflerle devam ediyoruz. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Sen istersen iyi düşün. Karar ver.